geceler sevgili seyirciler. Bu gece aslında bugün yani 3 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı için başvuru süreleri doldu. 3 tane Cumhurbaşkanı adayımız var. Türkiye için kimilerine göre mutlu gün, ters köşe yerine 4 köşe oldukları gün, kimilerine göre kara gün. Çünkü Atatürkçülerin adayı ortada yok. Atatürkçü geçinen ve söylemleri ve davranışları sözde olan insanların adayı var. Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin adayı, CHP ve MHP'nin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Profesör Doktor hem de ve PKK'nın adayı Selahattin Demirtaş ya da BDP'nin, HDP'nin adını takip edemiyoruz bu kadar çok. PKK bile bu kadar ad değiştirmiyor. Onlar değiştiriyor. PKK 2-3 kere isim değiştirdi. Bunlar sürekli isim değiştiriyor. Takip edemiyorum. Selahattin Demirtaş'ın partisinin adı ne? En son BDP'nin genel başkanıydı ama sonra tamam. Bir HDP'ye katıldılar falan diye bir şey söylemedi. Evet, BDP veya HDP'nin veya kendilerinin adayı Selahattin Demirtaş var. 3 tane Cumhurbaşkanı adayı var şu anda. Bir de Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen benim bir başvurum var sevgili seyirciler. 20 imza koşulunun aday olabilmek için 20 imza koşulunun anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve bunun iptal edilmesi gerektiği, anayasadaki eşitliğin sağlanması, anayasaya aykırılığın giderilmesi yönündeki gerekiyorsa seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başvurulara yeterli süre tanınması için ertelenmesi yönündeki talebim var Anayasa Mahkemesi'ne yaptığım. Bugün sonuç çıkmasını bekliyorduk. Sonuç ben programa gelinceye kadar çıkmamıştı. Bugün toplantıya da girdiğini, ele alındığını haber aldık. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Çünkü onlar size haber verdiği zaman ancak sağlıklı bilgiyi alabiliyorsunuz. Eğer Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırılığın tespitini yapıp onaylarsa 20 imza kalmadan da 20 imzaya gerek kalmadan da Cumhurbaşkanlığına aday olmak, diğer koşulları taşımak şeklinde mümkün olabilecek. O zaman ne olacak? Buna hiçbir hukukçu karar veremiyor. Pek çok insan diyor ki ya şimdi başvuru süresi doldu. Seçimlerde geliyor. Propaganda dönemi başlıyor. Adaylar mal varlıklarını bile açıkladılar. Zaman kalmadı. Şimdi anayasaya aykırılık tespit edilse bile işler karışacak. O zaman Anayasa Mahkemesi yani kısaca AYM senin başvurunu kabul etmez. Ben de şunu söylüyorum ve biliyorum hukukun temeli bu. Bir hukuki düzenleme yapılırken hukukçular ve hukuk sistemi başka hiçbir gerekçeyi dikkate almaz, göz önüne almaz. Hukuk ve adalet eşitliktir esas olan. Yoksa ben karar verdiğim zaman bunun nasıl sonuçları olur, şu mu olur, bu mu olur demez. Hukukun temel özelliği bu. Umuyoruz bugün süre dolmuş olsa bile 20 imza üstelik milletvekillerinden 20 imza. Yani konuğumuz var, hemen tanıtalım. Doktor Semih Dikkatli, psikiyatrist. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı aday olacak. 40 yaşını doldurmuş, diğer koşulları da sağlamış. Ama dünya çapında bir insan. Fakat milletvekillerini tanımıyor. Tanımak zorunda değil. Tıpkı Ekmelettin Bey gibi yurt dışında yaşamış olsun. Ve Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Niye kendi meslektaşlarından 20 imza toplamıyor da başka bir meslekten, ki bana göre meslek değil ama meslek olmuş, niye milletvekillerinden imza toplamak zorunda kalıyor? Eğer kendisini genel başkanlar aday göstermiyorsa veya milletvekili değilse Tayyip Erdoğan gibi milletvekili olanlar kendi meslektaşları, akşama kadar birlikte oldukları, mecliste yan yana oturdukları kendi arkadaşlarından imza alıyor. Diyelim ki ben Cumhurbaşkanı adayıyım, 40 yaşını geçtim, diğer koşulları taşıyorum. Buradaki gazeteci arkadaşlarımdan niye imza almıyorum mesela? Anayasa diyor ki, birçok şey sayıyor, hiçbir zümreye, meslek grubu da bir zümre sayılıyor artık, hiçbir zümreye ayrıcalık tanınamaz. Niye milletvekilleri zümresine ayrıcalık tanındı o zaman? Niye onların 20 imzası gerekiyor? Anayasa Mahkemesi'ne yaptığım başvurunun hukuken ve mantıken ve ahlaken her zaman arkasındayım. Onu da vurgulamamız gerekiyor. Ya bu 20 imza koşulunun kalkması gerek ya da kim, mesela bakkal bir vatandaşımız, o da üniversite mezunu diyelim.
Onun da cumhurbaşkanı olma hakkı var. Çünkü yasa ve anayasada eşitlik var. O da gitsin bakkal arkadaşlarından veya ilgili meslek kuruluşlarından imza toplasın. Veya mesela Masum Türker söylemişti. 5000 vatandaştan 5000 imza toplasın. Değil mi? Sokakta stand açabilir. Çünkü halktan oy isteneceğine göre. Ya vatandaştan imza toplanacak ya herkes kendi meslek grubundan imza toplayacak. Yani bir eşitlik olacak. Ben milletvekili, siz milletvekili, o milletvekili değilse niye gidip başka bir milletvekilinin kapısında ona imza toplamak için başvurayım? Bu eşitlik değil. Sözde halk seçecek cumhurbaşkanını ama hala meclis seçiyor. Hala meclis seçiyor. Cumhurbaşkanı seçimi yasası var, çıkarıldı. Halk seçecek deniyor, halk aday olacak deniyor. Eskiden farklıydı. Şimdi gene meclisteki insanlara 20 kişinin eline bıraktılar aday olma koşulunu. Böyle halk seçemez. O yüzden pek çok insan meclise gitmeyeceğiz. Bizi nokta nokta yerine, hadi kısaca daha kibarca söyleyeyim, odun yerine koymasın kimse. Bizim oylarımızın önemi var ise o zaman aday çıkarırken de bize önem vereceklerdi diyor milyonlarca insan. Ben de bunlardan biriyim. Ben Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermeyeceğim. Tayyip Erdoğan'a hiç oy vermeyeceğim. Selahattin Demirtaş'a da tabii ki oy vermeyeceğim. Ama keşke Emine Ülker Tarhan ya da bir başka aday çıksaydı da gönül rahatlığıyla biz oyumuzu sandığa giderek verebilseydik. Demokratik veya anayasal hakkımızı kullanabilseydik. Oy vermemek de bana nasıl bir vatandaş olarak dayatma yapılıyorsa ben bu yaşa kadar hepsine evet dedim. Hani CHP'nin bir özelliği var ya, AKP'ye karşı nasıl olsa bu millet bize oy vermeye mecbur mantığı yıllardır süre gelen 30 Mart seçimlerinde de o niyetle Ankara'da Mansur Yavaş'a oy verdik. O da CHP'nin adayıydı. MHP'li Mansur Yavaş'a. Ama artık yeter. Hep söylüyorum ya, geldik kaç yaşına, ölüp gideceğiz. Biz kaç tane daha iktidar göreceğiz? Kaç tane politikacı göreceğiz? Cumhurbaşkanı göreceğiz değil mi? Bu kadar dayatma insanlığa ayıp. İnsanlık adına ayıp. Yani biz sizin önünüzde kurban, siz vekiller oturacaksınız, genel başkanlar oturacaksınız, keyfinize göre maaşlarınızı alacaksınız. Gerektiği zaman bizden oy isteyeceksiniz orada milletvekili olmak için. Sonra milletin görüşüne hiç bakmadan, konu komşu gezerek aday belirliyormuş numarası yaparak, önünüze 5 ay önce gelen bir adayı cumhurbaşkanı adayı olarak sunacaksınız ve biz de kuzu kuzu, koyun gibi, bilmem neyin kılı gibi gidip oy vereceğiz. Ben vermeyeceğim. Demokratik hakkım, değil mi? Hiç öyle oturduğunuz yerden ekran karşısında bizi seyrediyorsanız, milletvekilleri bağımsız adaya oy vermeyen, Atatürkçü adaya oy vermeyen, sözde Atatürkçü geçinen milletvekilleri karşımızda izliyorsanız, isterseniz sıkılırsınız, kapatın, gidin başka kanalda propaganda dinleyin, isterseniz kızın. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Sizin böyle dayatma hakkınız var ise, demokrasi, cumhuriyet, fikir özgürlüğü demelerine rağmen bu dayatmayı yapıyorlarsa bizim dayatmaya karşı direnmeye, boynumuzu kasabın bıçağından kurtarmaya hakkımız var. Biz Stockholm sendromuyla katilimize aşık olmayacağız. Olmadık bugüne kadar. Boynumuzu güçlüye uzatmayacağız. Biz gönlümüzden geçene, gönül rızasıyla oy vereceğimiz insanlar için yıllarca mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele edeceğiz. Konuğumuzu dinleyeceksiniz ama ben doluyum. Halk TV'deki konuşmalarımı da dinlediniz muhtemelen. Şunları söylemek bazıları istiyorum. Bazıları kesilen konuşmalarımız. Tekrarında kesinti olmuş. Evet. Ben tekrarının başını seyrettim. Sonunda kesinti olmuş. Sağ olsun Twitter diye önemli bir mecra var, alan var. İzleyicilerimiz seyredip uyarıyor. Biz de oradan haberleşiyoruz. Hepsine çok teşekkürler. Dün akşam da Sinan Meydan'ın konuşmasında kesinti olmuş. Teknik arıza olmuş. Yarın akşam bir teknik arıza olmayacağını umuyoruz ve ceviz kabuğunda Kanal Sokak'ta Sinan Meydan olacak sevgili seyirciler. Atatürk, Nutuk onları anlatacak. Sinan Meydan'ın yanında iki konuk daha olacak. Onları da söylemiyorum ki engellemesinler diye. Sinan Meydan'ı engelleyemezler nasıl olsa, onu anons ediyorum. İki konuk daha olacak Sinan Meydan'ın yanında. Onları da yarın duyuracağım yine Twitter'dan. İzleyeceksiniz. Çok zevkli bir program olacak tıpkı bu akşamki gibi.
Semih Dikkatli bu geceki ikna odasının konuğu Doktor Semih Dikkatli bir psikiyatrist. Daha önce tanıdınız. Aynı zamanda uçuş doktoru. Ben bu uçuş doktoru lafını çok seviyorum. Türkiye bugün 3 Temmuz itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde artık serbest uçuşa geçti. veya bizler veya politikacılar bize şöyle gösteriyor. Düşmeyi uçmak sanır hale geldik, sanmaya başladık. Düşmeyi uçmak sanmaya başladık. Düşüyor Türkiye, biz uçuyoruz zannediyoruz. O yüzden uçuş doktoru olması çok önemli. Birçok izleyicimiz program öncesi adınızı duyurduğum zaman şöyle söyledi Sayın Dikkatli. Bir psikiyatrist konuk etmekte çok iyi ettiniz. Bugün özellikle ihtiyacımız var. Bugün televizyon falan da seyretmek istemiyoruz diye yazan izleyicilerimiz var. Moralleri o kadar bozuk ki Atatürkçü bir aday çıkmadı diye. Deniyor ki CHP'nin içinde Atatürkçü sözde değil, özde Atatürkçü olduğuna halen inandığımız pek çok insan çaresizlikten destekliyor. Genel merkez bunu gösterdi. Ekmelettin Bey aday gösterdi. Parti içinde kavga olmasın diye çaresizlikten destekleyen bazı insanlar ve gazeteciler var. Onlar savunmak adına şunu söylüyor. Bak Ekmelettin Bey de Anıtkabir'e gitti. Sevgili seyirciler, şöyle bir sözümüz var. Değil mi? Anadolu'da sizin sözünüz, atalarımızın sözü, ecdadımızın sözü. Diyor ki bakarak öğrenilseydi kasabın önünde bekleyen kedi de kasap olurdu diye. Böyle bakarak olmuyor. Bakarak öğrenilmiyor her şey. Yani Anıtkabir'in önünden geçince Atatürkçü olmuyorsunuz. Değil mi? Ya şimdi... Hoş geldiniz hocam. Tedaviye ihtiyacı var toplumun. Kesinlikle var. Ben de bugünlerde gerginim açıkçası. Sizin de mi ihtiyacınız var? Benim de var. Evet. Benim konuşmam size nasıl geldi? İyi geldi süper mi? Süper geldi. İyi. O zaman her zaman gelin tedaviye. Dün Halk TV'deki konuşmanız da gayet iyiydi. Şimdi öncelikle ben şu soruyu sormak geldi içimden. Siz Ekmelettin Bey'i meclistekiler aday gösterdi, biz de halk olarak gösterelim dediğinizde, şimdi bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için halkın arasından 1 milyon kişi seçseler, bir anket yapsalardı, kimi Cumhurbaşkanı adayı yapmak istersiniz? Tahmin ediyorum Ekmelettin Bey için 3 oy çıkmazdı. Yapmışlar zaten anketler. Anketler yapmış, hiç çıkmamış. Benim haberim yoktu. Gerçekten. Evet, çıkmamış. Demek ki bilmeden doğruyu söylemişiz ama çıkmazdı gerçekten. Çünkü hiçbirimizin aklında Ekmelettin Bey yoktu. Şimdi benim bugün bir devlet memuru olduğu için adını vermeyeyim. Solcu psikiyatrist ablam aradı beni. Ne çok dediniz ablanız? Solcu psikiyatrist bir ablam öyle, aradı beni. Öyle bir şey mi var? Solcu psikiyatrist, sağcı psikiyatrist. Var, o vardı. Bu çok ciddi. O da başka bir hastalık mı, normal mi? Normal. Normal. Peki. Her zaman solda yer almış diyelim görüşleriyle. Her zaman belli bir çizgide durmuş bir doktor ablam beni aradı. Yahu Semih'cim dedi, sen bugünlerde bu işlerin içindesin. Ne yapacaksın? Kime oy vereceksin? Ondan sonra ben de dedim ki ona, vallahi geçersiz oy eğer oydan sayılacaksa, yüzdeyi çoğaltacaksa gidip üçüne de basacağım. Hani en azından gitmemekten iyidir diye söyledim. O da dedi ki ben yıllardır, biraz evvel sizin söylediğinizi söyledi bana, ben yıllardır CHP'nin olmayan saçma projelerine onay vermekten bıktım sandık başında. Bu sefer vermeyeceğim dedi. Çünkü hep kendimi enayi yerine konmuş hissediyorum. Hep aldatılmış hissediyorum. En son bunu Mansur Yavaş'ta da hissettim. Oylarımızı veriyoruz ve bir işe yaramıyor dedi. Tam sizin duygularınızı taşıyor birçok kişi de. Ve bu duygularla da birçok kişi de korkarım sandığa gitmeyecek. Ve bu bir taraftan da hani ben hep iyimser bakarım. Geçen programda da biliyorsunuz öyle baktım. Aslında iyi de olur mu diye düşünüyorum. Ya bir şey söyleyeyim, espri yapalım Semih Bey. Evet. Şimdi ben Halk TV'de bir Düşünce Fırtınası diye programa başlamıştım ya. Siz orada değil miydiniz? İlk ve son program oradaydı. Evet. Şimdi Ulusal Kanal'daki ikna odasındasınız. Bu da son olmasın. Bu da son olursa zaten... Öyle bir özelliğiniz var mı? Gittiğiniz yerleri kapatmak gibi. Yok, aslında öyle bir özelliğim yok ama umarım burada öyle bir aksilik olmaz. Şimdi baktığımızda siz bir şey daha söylediniz. Boynumuzu güçlüye uzatmayacağız. Evet, yani kurbanlık koyun muyuz? Evet. Şimdi ben CHP ve MHP'nin açıkçası... Başbakanın yarattığı o güçlü görünen tabloyu, o asla kaybetmez gözüken tabloyu, herkesi, her şeyi ezip geçerim gösterilen tabloyu
CHP'nin ve MHP'nin de yuttuğunu ve boynunu güçlüye doğru uzattığını düşünüyorum açıkçası. O kadar eminler ki Tayyip Erdoğan karşısında galip gelemeyeceklerinden onun bir taklidini karşısına çıkardılar. Ve yıkıcı bir sürecin içinde onarıcı olmayı beceremediler. Geçen sefer de bahsettim. Halbuki dört tabana oturan bir adaya ihtiyaçları yoktu. Sadece kendi ideolojileriyle bile dört tabanı da memnun edecek çözümler üretebilirlerdi. Kemalizm buna çok uygun. Bir izleyicimiz demiş ki, bir hanım izleyicimiz, Bağımsız Özgürlük adıyla Twitter'da, Hulki Beyciğim diyor, lütfen millet değil, milletvekili değil, parti vekili deyin artık diyor. Doğru yani milletin vekili değil diyor. Evet. Doğru söylemiş. Şu anda galiba 7 tane mi var bu şekilde milletvekili? 6 imza, bir de Emine Hanım'ın kendi imzası 7 imza olmuş oldu. Diğerleri parti vekili olduklarını gösterdiler. Tahmin ediyorum tek parti döneminde bile bu kadar CHP içinde bütünlük yoktu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz o dönemleri. Şimdi baktığımızda böyle bir süreçle önlerini hiç tanımadıkları, üstüne üstlük tabanı biraz, geçmişi biraz sorunlu olan biri aday gösterildiğinde herkes sizin biraz evvel söylediğiniz kaygıyı yaşıyor. Biz boynumuzu uzatmayacağız bu sefer, koyun değiliz, güce biat etmeyeceğiz ve artık CHP'nin bizi mecbur bıraktığı bu politikaların şeyi değiliz, destekleyicisi belki değiliz. Bu seçimden sonra, hiçbir seçimden sonra bu partiler, muhalefet partileri kendilerine gelemedi. Ben bu seçimden sonra yenildim, istifa ediyorum diye açıklama yapan genel başkanlar oldu, gitmedi falan filan. Belki hayırlara vesile olur. Hayırlara vesile olur. Bundan sonra partiler kendilerine gelir. Yani hani dibe vurmadan çıkılmaz deniyordu ya. Bu insanlar Gezi hareketinde, Gezi halk olaylarında ne taleplerde bulundular değil mi? Özgürlük taleplerinde bulundular. Yaşantıma müdahale etme dediler. Bundan sonra belki, kehanet gibi olmasın ama, AKP'ye karşı yapılan o Gezi hareketi muhalefet partilerine karşı yapılırsa, böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanlığı seçiminin arkasında kimse şaşmasın. Şimdi CHP ve MHP ittifakı bence de bu seçimi kaybederse halkın artık tahammül sınırları çok zorlanmış durumda. İnsanlar ruhsal olarak gerçekten iyi hissetmiyorlar kendilerini. Çünkü CHP'nin oy veren çoğunluğu iyi eğitimli, okumuş bir sürü insandan oluşuyor ve onlar her zaman sorguluyor hayatı da, önlerine konanı da ve yıllardır bu sorguya rağmen de CHP AKP'den bizi kurtarsın diye de birçok şeye olur verdiler. Ama artık bu galiba olur sınırlarını zorladı. Ne diyordu Atatürk? Milleti, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Evet. Yani milleti kendisi kurtaracaktır diyor. Demek ki bizi o parti kurtarsın, bu parti kurtarsın diye boşuna bekledik. Milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Umarım bundan sonra bir parti kurulur. Gezi ruhunu da yansıtabilecek. İçinde her görüşünde barındığı ama temel felsefesi Atatürk ilkelerine sahip çıkan bir parti olur. Her kesimin sesi çıkabilir içinde ve birleştirici, bütünleştirici bir yepyeni parti çıkar. İçinde gençler de olur, orta yaşlılar da olur, bizim gibi yaşlılar da olur belki. Ama gençleri de temsil edecek bir parti çıkar ve onlar alır başına gider. Önümüzde yerel seçimler var. Bu, bir daha vekil olamayız, genel başkanın milletvekili listesine giremeyiz korkusuyla imza vermeyen vekiller de silinip giderler. Şimdi biz halk bir tanesinin adını hatırlamayacak ama halka yaptıkları, milletvekili olup da milletin sesine kulak vermedikleri, yalnızca genel başkanın sesine kulak verdikleri için halk da onlara seçimde, sandıkta hesap sorar diye umuyorum. Şimdi Türk insanının temel zorluklarından biri veda edememek, Hulki Bey. Atatürk'ün mirası olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda edememek de bizim temel problemlerimizden biri gibi geliyor bana. Çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyebilmek çok zor. Ama logosu, mirası, tarihiyle biz o partiye veda edemediğimiz için, o partiyi bırakıp yeni bir partide yapılanamadığımız için zaten temel zorluklarımız çıkıyor. Ve bütün oylarımız da hep o veda edememek duygusu üzerinden, sanki hep Atatürk'e oy veriyormuşuz gibi
gidip CHP'ye oy veriyoruz. Ama son zamanlarda verdiğimiz oyların birçoğu da Atatürk'e veriliyormuş gibi değil. Şimdi öyle gelmiyor. Veda etme lafınız, evet. Veda edememe sözünüz yani, çok önemli. Üzerinde duracağım ama şimdi benim amacım burada veya bir başka yerde veya Halk TV'de konuk olduğum zaman veya Kanal Sokak'ta ceviz kabuğunu yaparken ana muhalefet partisi CHP'yi eleştireyim, mahvedeyim demek değil. Biliyorum. Hiç böyle bir şeyim yok. CHP'ye dünya kadar destek veren bir insanım ben. Kazansın diye. MHP kazanabilecekse MHP'ye de destek vermiş bir insanım. AKP gitsin başımızdan diye. Ama şimdi CHP'de şöyle bir inanış var bazılarında. Efendim Atatürk diyoruz, laiklik diyoruz. Toplumda bunun tabanı yok. Toplum Atatürk lafına oy vermiyor. O zaman bunu az telaffuz edelim. Hiç telaffuz etmeyelim. Öyle değil ki. Siz ne zaman Atatürkçü oldunuz, Atatürk'ün ilkelerini şöyle gönül rahatlığıyla topluma yaydınız, söylediniz, içinizdeki milletvekilleri, organlarınız yani parti organları, kuruluşlarınız ne zaman Atatürk'ü, gerçek Atatürkçülüğü yaptı? Yoksa sadece rozet ve heykel Atatürkçülüğü mü yaptınız bugüne kadar? Size hakiki Atatürkçülüğü mü anlattınız? Bir de Atatürk'ü, Atatürkçü geçinen partiler günah keçisi haline getirdiler. Nasıl? Kendisi yeniliyor. Bak Atatürk yenildi, adını anmayalım diyor. Atatürk ne diyor? Ordu yenildi demeyiniz. Yenilen komutandır diyor. Yani adam kendisi genel başkan. Habire tokat yiyor iktidar partisinden her seçimde. Yeniliyor. Sonra sıkışıp diyor ki bak Atatürk dedik, laiklik dedik. Toplum bunu sevmiyor. Yenilen sensin, Atatürk değil. İktidar partileri de, dinci partiler de şöyle düşünüyor. Bak Atatürk sevilmiyor. Öyle bir şey yok. Sen hakiki Atatürkçü ol. Atatürk'ü yarışa sokma bir de. Kendin Atatürk ilkelerine sahip ol. Kendini yarışa sokuyorsun. Yani bunlar bir türlü hacı yatmaz gibi bu genel başkanlar. Bir türlü de yenilmiyor. Yenilgiyi kabul etmiyor ve bize anlatmıyor. Ya ben yenilmedim. Eskiden boks maçları vardı biz lisedeyken işte 70'li 80'li yıllarda. Mehmet Ali Kley meşhur olduğu zamanlarda. Bizim boksörler de işte maçlara çıkardı televizyondan, TRT'den seyrederdi ki dayak yer, Kahpe Bizans filminde kılıcı yiyince Mehmet Ali Erbil diyordu ya acımadı ki diye. Onun gibi boksörlerimiz için de derdik ki ya yenildi, dayak yedi ama ezilmedi derdik. Şimdi bizim genel başkanlar da böyle muhalefetlikler. Yeniliyor, dayak yiyor, kılıç saplanıyor vücuduna, acımadı ki diyor. Ya sana acımadıysa bizim canımız acıyor. Değil mi? Biz millet olarak böyle muhalefet partilerini hak etmiyoruz. Şimdi muhalefet partilerinin de İktidar partisi gibi yancıları ve yardakçıları var biliyor musunuz? Maalesef. Onların bir kısmı da bana kızıyor. Vay sen Tayyipçi misin? Kimin Tayyipçi olduğu ortak adayla ortaya çıktı zaten. Böyle gizli Tayyipçiliğe falan gerek yok. Kimin açık Tayyipçi olduğu, Tayyip Erdoğan'ın kesinlikle ilk turda kazanmasını sağlamak için kimin aday çıkardığı ortada. Geçmişi siyasi çizgilerine baktığımız zaman görüyoruz zaten. Onun için böyle muhalefetin de paralel gazetecileri var. Hiç bunlara kulak asmıyoruz. Yolumuza gidiyoruz. Enteresan bir yapı içindeyiz. Türk milleti veda edemiyor dediniz. Bireysel yaşamlarımızda da siyasi hayatta da veda etmek önemli bir kavram mı? Onu evet. Bilerek kullandınız. Evet. Çünkü baktığımızda hani bireysel olarak da biriktirici bir toplumuz. Her şeyi biriktiririz. Atamayız bir türlü. Eski eşyalar birikir, anılar birikir, eski işte sinema biletleri birikir ve genellikle de işte partileri, ideolojileri de bir takım tutar gibi tutarız. Çünkü o artık bizim bir kimliğimizin parçasıdır. O kimlikten ayrışamayız. Türk milleti içinde Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk ve İsmet İnönü ile özdeşleşmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Dolayısıyla böyle bir büyük partiye, bu partinin amblemine, bu partinin sahip olduklarına veda etmek bizler için hiç kolay değil. Bizim gibi veda zorluğu olan bir halk için. Ama artık halk şunu gördü. Hani siz de Atatürk kaybetmedi dediniz seçimleri. Bunun teyidi şudur. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi seçimlerde AKP'den her sopa yediğinde milyonlar Anıtkabir'e koştu. Ve emin olun o milyonların içinde AK Parti'ye oy verenler de vardı. İspat edilmeye çalışılan tek şey şuydu. AK Partililer şunu ispata uğraşıyordu. Biz Atatürk'le yarışmadık.
Biz ona karşı oy kullanmadık. Vardı orada bir sürü AKP'li arkadaşım. Biz Atatürk'ü seviyoruz. Biz CHP'ye karşı zafer kazandık. Atatürk'e karşı değil ve oradalardı. MHP'liler de oradaydı, CHP'liler de oradaydı. Niye? Çünkü biz Atatürk'ü ayrı bir yerde tutuyoruz ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi onun mirası olarak dediğiniz gibi Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü doğru şekilde okuyup doğru şekilde sunamadığından bütün bu süreçler başımıza geldi ve sanki Atatürk yenilmiş görüntüsü ortaya çıkıyor. İzleyicilerimizden bakın şu anda burada bir televizyoncu profesyonel olarak söylemez ama şu saatlerde Ekmelettin Bey başka bir kanalda yayında. Ama gelen mesajlara bakıyorum. Herhalde oradan çok burası izleniyor şu anda. Artık çünkü bizim adayımız değil diye AKP'liler Ekmelettin Bey'i izlemez. Atatürkçüler de biz ne diyeceğiz, siz ne diyeceksiniz diye izliyor. Üzüntü içindeler. Ekmelettin Bey'in ne diyeceği kitaplarında var. Ne dediği de belli. Zafer işareti yapıyor değil mi şöyle? Evet o. Ne bu? Ne bu yani? Bu bugün tweet attım. İslam Konferansı Örgütü İKÖ yerine FİKÖ yani Filistin Kurtuluş Örgütü. Yaser Arafat sürekli yapardı ya. O da İslam Kurtuluş İslam Konferansı Örgütü'nün başı o genel sekreter olduğu için hep o bölgelerde dolaştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşüyor. Çıkıyor arabadan. Yanında da bizim eski arkadaşımız var Ekmelettin Bey'in. Özlem Gürses var. Danışman olmuş. Özlem sana da başarılar. Biz Kanal Sokak'tayken Kanal Sokak Tuncay Molla Veysoğlu tarafından kurulduğu zaman Özlem de orada haber spikerliği yapacaktı. Geldi kısa bir süre yaptı. Özlem Gürses Uğur Dündar'ın da eski yardımcısı. Şöyle yardımcısı. Star Televizyonu'nda Uğur Dündar haftalık ana haberleri sunarken hafta sonunda da Uğur Dündar yokken Özlem Gürses ana haberleri sunardı. Hep Uğur Dündar'ın çırağı gibi çalıştı Özlem Gürses. Şimdi birdenbire ilk günden itibaren Özlem'i gördük arkasında. Şaşırdık. Acaba bizim Özlem mi akıl veriyor Ekmel Bey'e? Abdullah Gül'le görüşmeden çıkıyor. Camı açıyor. Herhalde gazetecilere selam ver diyor birisi yanındaki. O pencereden böyle yapıyor. Ya şey gibi cezaevi aracına bindirilmiş nefes alamayan insanların hani camdan bir canhıraş zafer işareti yapar ya. Ya Ekmel Bey kendisini öyle mi hissediyor? Siz psikiyatristsiniz. Kendisini bir cenderede mi hissediyor? Hayatta asla öyle bir hareket yapmam ben. Yani hani destek olalım toplumsal bir harekettir, bir grup harekettir yaparsınız ayrı bir şey ama Cumhurbaşkanına, Başbakanlığa adaysanız öyle düşünün. Bir akla evvel şey vermiş olabilir mi? Hani, nedir bunun psikolojisi? Gezici çocuklara da bir selam gönderin. Hani onlar da sık yapıyordu gözaltına alındığında filan. Hani, ama benim aklıma... Her tarafa mesaj göndermek zorunda hissediyor ya şimdi Ekmel Bey. Her söz ve her hareket herkese aynı şekilde yakışmıyor. Evet. Bir başkası bu hareketi yaptığı zaman gezi ruhu benim aklıma gelebilir ama Ekmel Bey ne yaparsa yapsın gezi ruhuyla alakası yok. Yani orada benim şey, aklıma ben Abdullah İslam geliyor. Görüşmeden yırttım paçayı. Veya 10 Ağustos ya ilk tur. Sevrin evet, yani evet. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevrin yıl dönümü. Onun mu zaferi? Yani bize şunu mu demek istiyor Ekmel Bey? Yaşasın. Öyle demez de kusura bakmasın hani halk ifadesi. Arkadaşlar arasında da söylenir ya ulan diye. Şöyle mi diyor acaba? Ulan bana da oy verseniz, Tayyip Bey'e de oy verseniz aynı yere gidiyor. Zafer yaşasın. Biri Tayyip, biri kendisi. O mu yani bu zafer? Yani bunu bir başkası dediğim gibi genç yapsa, bir sanatçı yapsa evet zafer işareti, demokrasinin şeyidir, özgürlük falan o gelir. Asla gelmiyor. Ekmelettin Bey Atatürk dediği zaman dilinden bu söz çıktığı zaman Atatürk ruhu geliyor mu aklınıza ya? Benim gelmiyor. Şimdi yani bir kere dediğiniz gibi... Yani benim Ekmel Bey'le bir alıp vereceğim yok. Bir ticari hesabımız yok. Bir geçmişten gelen düşmanlığımız yok. Daha önce de söyledim. Adam kravatları güzel. Ben kravata önem veririm. Çok güzel kravatları var. Takım elbisesi var. Saçlar her gün yıkanmış, bakımlı. Dediğim gibi ya parfüm kokuyor ya hacı yağı kokuyor falan. Bakımlı, tertemiz bir adam. Kendisine diyeceğim yok. Gitsin Türkiye adına NATO'ya genel sekreter olsun. Ha, o da keşke bir Atatürkçü olsa ama oraya gitsin. Birleşmiş Milletler'e genel sekreter olsun diyeceğim yok. Ama beni temsil edemez Türkiye'de. Türkiye'de yaşamamış, Türk insanıyla hiçbir ortak değeri olmayan bir insan. Ona karşıyım ben.
Buyurunuz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu var Cumhurbaşkanlığı adaylığın da. Siz de bunu getirdiniz. Yazdım. Hala cevabı yok ama onun. Evet. Yani şimdi Mısırlı, aynı zamanda Mısır vatandaşı. Orada bazıları diyor ki Mısır'da doğmuş, 30 yıl orada yaşamış. 1943'te Mısır'da doğuyor. 74'te bazılarına göre 70 yılında Türkiye'ye gelmiş. Ama 74'te gelip Ankara Fen Fakültesi'ne. 70'te nereye geldiğinin kaydını bulamadım ben. Yani 31 yıl yaklaşık Mısır'da yaşamış. Nasıl Mısır vatandaşı olmaz? Bazıları diyor ki evet öyle diyorsun ama Mısır vatandaşı değil. Şimdi Amerikan vatandaşlığı var mı? Mısır vatandaşı mı? O belli değil. Yarın birisi başvurup da dese ki bugün bitti ya başvuru süresi. Seçilme yeterliliğini kaybetmiştir diye dilekçe verse ve araştırılsa. Bu çıksa ne olacak? MHP ve CHP'nin ortak adayı da sıfırlanmış olacak. Yarıştan çekilmek zorunda. Çünkü kanun diyor ki seçilme ölürse veya seçilme yeterliliğini kaybederse giremez diyor. Bitti o zaman bizim, yani bizim değil de CHP'nin de adayı olmayacak. Evet. %90'la Selahattin Demirtaş ve Tayyip Erdoğan arasında bir seçime zorlanırız. Süper. Evet, ikinci vatandaşlığı söylüyordunuz. Şimdi ben tabii bir de emekli asker olarak kafamda bir soru var. Eğer gerçekten ikinci vatandaşlığı varsa, şimdi böyle biri Cumhurbaşkanı olmasının ötesinde başkomutan olacak ordunun başına. Yani başkomutanlık vasfı çok önemli bir vasıftır. Hangi ülkenin başkomutanı olacak diyorsunuz? Evet. Eğer şimdi çift vatandaşlığı ki, varsa. Hani, Allah göstermesin ama Mısır'la bir savaşa girdik. Şimdi başkomutanımız hangi tarafı tutacak? Şimdi bu beni çok... Mesela ben bundan sonra Ekmelettin Bey'e hani bir sıcak bakıyordum ilk başta. Hani nedir bir bakayım falan çift, ben de öyleydim. Çift vatandaşın milletvekili olması farklı bir şey. Evet, aslında o da önemli. Evet, başkomutan oluyor. Başkomutan ve devlet. Ya ben o zaman dedim ki ya eyvah. Yani çünkü Mısır'la savaşa girdik. Eğer Mısır vatandaşıysa kimin lehine bir karar verecek diye ben bir açıkçası sıkıntı yaşadım. Umarım Mısır vatandaşı değildir. Aynı zamanda ikinci vatandaşlığı yoktur. Çünkü biz ordumuza başkomutan da seçiyoruz aynı zamanda. Halkımızın bunun da farkında olması lazım. Sadece bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olursa aynı zamanda başkomutan olacak. Ya da Ekmelettin Bey aynı şekilde başkomutan olacak. Seçtiğimiz aynı zamanda böyle bir başkomutan, bunu da çok iyi herkesin biliyor olması gerekiyor. Seçimde de ona göre oyunu tekrar gözden geçirmesi gerekiyor açıkçası. Bizim için çok önemli bir kurum çünkü başkomutanlık kurumu. Atatürk'ün temsil ettiği, onunla ilk meclisin ona verdiği yine bir kurum, başkomutanlık, yetki. Zafer işaretinde sormuştum. Ona, evet. Yani hangi duyguyla bunu yapabilir? Herhalde içinde bir çocuk var Ekmelettin Bey. Yani 71 yaşında evet. Bir adam, bir çocuk bir var. İnsan. Seviniyor. Yani bana öyle geldi. Bir sevinç duygusu. Yaşasın, Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Belki iki ay sonra da ben Cumhurbaşkanı olacağım. Ya bu şey gibi. Yani böyle bana öyle geldi. Biz stajyer muhabirken, büyük haberlere imza atarken veya bakanla başbakan, yani çok 30 sene önce eski gazeteciler görüşemezken diyelim ki biz önemli birisinden demeç alıp da yayınladığımızda sevinirdik. Bu da öyle ama 70 yaşı artık bunlar için çok geç bir yaş değil mi? Ama onaylanmak ve sevilmek insan her yaşta istiyor. Bu ihtiyaç duyuyor. Yeterli onay ve sevgi her zaman olamıyor biliyor insanların hayatında. Dolayısıyla biri beni sevsin, biri beni onaylasın her zaman istenen bir şey. Bazıları daha çok isteyip böyle sevinçlere de açıkçası kapılabilir. Şimdi çok büyük bir teveccühe mazhar oldu Ekmelettin Bey. Yani bir çatı aday, 5 parti lideri onu ortak açıkladı. Çok havalı bir durumda şu anda. Yani ne deniyordu? Bu politikacılar tarafından, genel başkanlar tarafından. Tepeden inmeciliğe hayır, biat kültürüne hayır. Değil mi? AKP eleştirirken biatçı bir izleyicimiz demiş ki muhalefete, CHP'ye biat etmeyeceğim artık diyor. Biz AKP'yi öyle eleştirmedik mi? Ya bu Tayyip Erdoğan biat ettiriyor. Bu AKP'liler kendisine biat ediyor. Biat kültürü var. CHP ne diyordu? Bizde biat kültürü yok. CHP'li milletvekillerini kusura bakmasınlar. Pek çoğu benim arkadaşım, dostum, bir kısmı tanıdığım uzaktan. Nasıl genel başkana biat ettiklerini gördük. Bakın MHP'yi eleştirmiyorum. Çünkü MHP'ye uygun bir aday. Biz CHP'nin tavrını anlayamadık. MHP gayet doğal gösterebilir öyle bir aday. Ama şunu da söyleyeyim. Devlet Bahçeli, yani Sayın Bahçeli ortak aday olsaydı MHP'liler ona oy vereceği gibi ben de Devlet Bahçeli'ye oy verirdim. Ben de verirdim. Kesinlikle. Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım diye Devlet Bahçeli'ye kesinlikle oy verirdim. Niye Sayın Bahçeli oy almayacak?
aday olmadı bilmiyorum. Tersi olmazdı. Kemal evet. Bey, Kemal Bey ortak aday olsaydı MHP'liler oy vermezdi. AKP direkt verirdi. Evet. Biz o özveride bulunacağımızı önceden de söyledik. Şimdi de söylüyorum. Aday artık süre doldu, geri çekemezler. İstifa ederse de olmuyor biliyor musunuz? Evet. Kanun öyle söylüyor. Şimdi evet. Başvuruldu ya. Bitti. Yeterliliğini yitiriyor. Ölürse ya da yeterliliğini yitirirse giremiyor. Ekmel Bey dedi ki, Hulki Bey seni seyrettim örneğin. Çok haklısın ya. Ben hak etmedim bu işi. İstifa ediyorum dedi, verdi. Sayılmıyor. Adı orada olacak. Ha, siz bunu kamuoyunda bildiğiniz için ona oy vermeyeceksiniz. Oy vermeyeyim. Ama istifa bile sayılmıyor kanuna göre. Böyle bir kanun yapılmış. Niye Devlet Bahçeli aday olmadı? Değil mi? Niye Abdüllatif Şener? Ben onu çok merak ediyorum. Evet. Hayır, çok o isimler çok da onlara gitmiyoruz. Hadi iki genel başkan evet. belirledi ya. Ya kendinizden, ikinizden biri olsaydı. Bir de başbakanın diyorum. Karşısında güçlü durum. Tabii. Bakın biz lider olarak çıktık karşına diye. Söyleyin ne güzel. Tabii. Şimdi biat kültürünü CHP'li milletvekillerine söylüyorum. O yüzden MHP'ye hariç tutuyorum dedim. Onlara uygun bir aday. Ama CHP'ye asla uymayan bir aday. Ha, CHP'de derse ki ben artık Cumhuriyet Halk Partisi değilim de başka bir partiyim. Ona da saygı duyarım. Ama sen hem Atatürkçüyüm hem buyum dersen olmuyor. Benim tepkim o. CHP'ye biat etmeyeceğim diyor bir hanım izleyicimiz. Çok da doğru söylemiş. İşte AKP'den ne farkın var? CHP'li milletvekilleri niye biat ettiniz ya? İlhan Caner'in açıklaması. Geçen gün de söyledim. Ya siz paralel yapı tarafından savcı iken makamınızda itilip kakılarak gözaltına alınmadınız mı? Nasıl oluyor da? Hala hafızamda benim. Ya nasıl üzülmüştük evet. ekranda izlediğimiz zaman. Ya bir milletvekilliği Sayın Caner bu kadar şey midir? Cevap hakkınızı her an kullanabilirsiniz. Eğer İlhan Caner, eğer CHP'nin herhangi bir milletvekili bir yetkilisi ararsa arkadaşlar mutlaka bağlayın. İster şimdi, ister daha sonra, ister bana yazılı göndererek, Yurt Gazetesi'nde köşem var biliyorsunuz. Orada köşede aynen yayınlamaya söz veriyorum. Zaten bu bir yükümlülüğüm de. Hem de kaynağa çok saygı duyan bir insan olduğum için bu bir bilgidir. O kaynağı adıyla yayınlarım. İlhan Caner, ya biz sizin adınıza nasıl üzüldük o görüntüleri gördüğümüz zaman? Sizin vicdanınız rahat mı? Bugün açıklama yaptınız ya. Emine Ülker Tarhan'a imza vermediniz. Ya siz aday olsaydınız size de oy verecektim. Sayın Caner. İlhan Caner de aday olsaydı ona da oy verecektim. Muharrem İnce. Muharrem İnce neredesin? Yalova'yı kazandın ama hep söylüyorum ve yazıyorum. Türkiye elden gidiyor. Mesele Yalova mıydı? Muharrem İnce. Mecliste yaptığı konuşmalar YouTube'da falan rekor kırıyordu değil mi? Evet. Şimdi de rekor kıracak ama bu cami duvarını kirletme şeklinde rekor kırabilir. Nerede Atatürkçülüğü Muharrem İnce'nin ya? Nedir? Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi şöyle hesaplar var. Kemal Kılıçdaroğlu yenilecek bu seçimde. Yerine genel başkanlık kavgası başlayacak. Ya kıyıdan köşeden başka isimler de dolaşıyor ya. İşte birçok gazetede isimler çıkıyor genel başkanlığa aday diye. Kıyıdan köşeden CHP genel başkan mı olacaksınız? Olsanız ne yazar? Ya siz Atatürk ilkelerine uygun bir Atatürkçü aday gösteremediniz. Siz olsaydınız size oy verirdim diyorum bakın. İlhan Caner'ler, Muharrem İnce'ler. Neredesiniz ya? Şimdi ben tabii şunu da... Ne gerekçeniz olabilir? Vatan elden giderse partinin neye yarar diyor Atatürk ya. Atatürk dersi mi verelim? Demek ki ağızlarındaki Atatürk sloganmış, boşmuş. Bizden alkış almak içinmiş. Bundan sonra sandıkta alırsınız alkışı. Şu enteresan tabii bir de. Diyelim ki CHP'nin içinde tamam 20 tane oy verecek Atatürkçü kalmadı. Atatürkçü olmayabilirler ama bir sosyal demokrat partiden bahsediyoruz. 20 diyoruz da ayrıca niye 20, 40 değil? Evet, yani o ayrı. Hani evet. Bir sosyal demokrat partiden bahsediyoruz ve bu partinin genel başkanı anayasa kanunla çok açıkça 20 milletvekilinin istediği kişiyi aday gösterebileceğini, yeterliliği olan istediği kişi aday gösterebileceğini söylemiş olmasına rağmen genel başkan diyor ki bunu yapanlar hakkında disiplin işlemi yaparım. Bir sosyal demokrat partide. Halil Koç da aynısını söyledi. Evet. Disiplin kurulumuz var dedi hatırlattı. Benim çok saygı duyduğum bir meslektaşım, o da tıp doktoru. Ben çok de saygı duyuyorum ama şimdi burada ben o partide bir milletvekili olsam ya da şu ülkede herhangi bir orta yoldan bir insan o partide milletvekili olsa emin olun sadece ve sadece bu yasaklayıcı tutum karşısında bir meydan okuma olarak demokrasi adına Emine Ülker Tarhan'a ya da başka bir adaya imza verirdi.
Ya da en azından Ekmelettin Bey'e imza vermez. Ya affedersiniz, şöyle bir tweet geldi. Provokatif bir tweet olabilir. Ben onu okuyayım da izleyicilerimiz lütfen hem o tarafa baksınlar hem bu tarafa. Kubilay isimli izleyicimiz diyor ki, Ekmel Bey az önce CNN Türk Televizyonu'nda Cumhurbaşkanı olmasını AKP'nin kurucusu arkadaşlarının istediğini ve onları kıramadığını söylüyor. Tam böyle söyledi diyor. Provokasyonlara gelmeyelim. Böyle bir şey söylediğine asla ihtimal vermiyorum. Ama izleyicilerimizden de arkadaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen baksınlar CNN Türk'teki niye Uğur Dündar'a çıkmadıysa, niye Halk TV'ye çıkmadıysa, niye Ulusal Kanal'a, niye Ceviz Kabuğu'na gelmediyse ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Efendim çok CHP'li gözükmemek için gelmemiş. Oldu. Aydın Doğancı gözükün o zaman. Çok iyi oy alırsınız. CNN Türk'te şunu söyledi mi lütfen yazınız bana. Cumhurbaşkanı olmamı AKP kurucusu arkadaşlarım istedi, kıramadım dedi mi Ekmelettin Bey az önce? Kulağınız bir taraftan orada bir tarafta burada olsun. Lütfen yazın. Kontrol edene kadar bu sözü üzerine yorum yapmayacağım. Böyle bir şey söylememiştir. Bu bir numaradır. Bizi tuzağa çekmek isteyen bir mesajdır diye düşünüyorum ama paylaştım. Öyle olmasını da umuyorsunuz galiba aynı zamanda. Tabii. Hepten daha kötü bir şey çıkmasın diye. Şimdi burada baktığımızda tabi bu Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığıyla birlikte bizim ülkemizin yine unuttuğu bazı şeyler de var. Bu çok enteresan, muhalefetin bunları da seslendiriyor olmaması, bunun üzerine de yatmış olması da beni çok endişelendiriyor. Halkımız da çok endişelendiriyor. Musul'daki durum, Soma, Şırnak'taki madenciler, yine Güneydoğu'da kaçırıldığı iddia edilen çocuklar, yani ülkemizin çok ciddi sosyal problemleri var ve bunlar üzerine bir şey yapamıyoruz. Seslendirme, bir dile getirme de söz konusu değil. Bu da gerçekten beni düşündürüyor. Mesela yine dün Sivas olaylarının yıl dönümüydü. Çok değerli aydınlarımızı kaybettik. Biri meslektaşımdı. Ya, maalesef. Behçet Aysan, onu da saygıyla anıyorum. Biri çok sevdiğim bir şair, Metin Altıoktu. Onunla ilgili bile bir CHP gerçekten kuvvetli bir tavır sergileyemedi. Ya da Cumhurbaşkanı adayımız, CHP ve MHP'nin çatı adayı, böyle bir kuvvetli adım bile atamadı. Türkiye'nin bu gündemi bu şekilde de çok ıskalanmaya başladı. Bu özellikle iktidar partisinin çok da işine gelen bir durum. Muhalefet ne yapmanın peşinde açıkçası, bunu da anlamakta zorlanıyorum. Şimdi hani Ekmelettin Bey onu mu dedi, bunu mu savundu diyoruz ya. Bir de mesela Ekmelettin Bey'e öyle veya böyle gerekçeyle imza veren CHP'li milletvekilleri. Hepsine açık çağrımdır. Madem demokrat bir parti CHP, sizler de demokrasinin milletvekillerisiniz, milletin oyunu alarak geldiniz. AKP'nin ekmeğine yağ sürecek hareketler yapın, öyle adaylar çıkarın diye millet size oy vermedi madem ki. O zaman açık çağrımdır. İsterseniz Halk TV'de, isterseniz başka bir televizyonda, nerede isterseniz ben sizlerle tartışmak istiyorum. Benim programıma davet etmiyorum. Gelirseniz başımın üstünde yeriniz var. Ama hani ben moderatörüm, ne kadar tarafsız da olsam istemeyebilirsiniz. Ama ben sizin karşınızda bir tartışmacı olmak istiyorum. Ey Ekmelettin İhsan'a, Ekmelettin İhsanoğlu'na oy veren CHP'li milletvekilleri. Hanginiz isterseniz, isterseniz 1'e karşı 3, çok alıştım çünkü her televizyonda 1'e karşı 3 geride kalmaya. Ama çok şükür arkamızda bu halk izleyici olduğu sürece hepsinin üstesinden geliyoruz. 1'e karşı 3, 1'e karşı 1. Genel başkanı saymayalım, hani ona ayıp olmasın. Diğerlerine ayıp oluyor anlamında değil tabii. CHP'li milletvekilleriyle, ama Ekmelettin Bey'e imza atan milletvekilleriyle halkın önünde ve canlı yayında Ekmelettin Bey'i, Atatürkçülüğü, benim tavrımı ve sizin tavrınızı tartışmaya var mısınız Hodri Meydan diyorum. Madem ki açık her şey, ve hakiki Atatürkçü, ben, siz beni eleştirin, ben de sizi eleştireyim. Ortak noktamız olursa birbirimize sarılalım, birlik beraberlik olsun. Ama bu Atatürkçülük, Atatürkçü aday, size oy veren milletin tercihi miydi bu Ekmelettin Bey? Onu tartışalım bakalım. Bir tanesinin geleceğini zannetmiyorum. Gelin bizi utandırın. Gelin benimle istediğiniz kanalda, ama canlı yayın olmak koşuluyla tartışın.
Konu kapsamı bu. Ekmelettin Bey Atatürkçü müdür, CHP'nin uygun adayı mıdır? Hangi özellikleri vardır? Geçen akşam Halk TV'de konuk olarak gittim ve şu söylendi. Orada çok sevdiğim, çok eski bir dostum, CHP milletvekiliyle de yan yanaydık. Şaban Sevinç de dedi ki, bir gazetecinin köşe yazısını okudu. Türkiye Federasyonu'na gidiyor diye yazıyor. Dedim ki peki tamam, bunun sorumlusu Tayyip Erdoğan. Sizin adayınız ve Halk TV olarak desteklediğiniz Ekmel Bey, Cumhurbaşkanı olursa Türkiye'nin federasyona gitmesi konusunda ve bunu önlemek için ne düşünüyor? Bekleyelim kampanya sırasında açıklayacak gibi bir safça laf duydum kibarca. Ya ben bekleyecek miyim? Ben bu konuda düşüncelerini bildiğim çok sayıda aydın tanımıyor muyum bu ülkede? Politikacı tanımıyor muyuz hepimiz? Ekmel Bey'i bekleyeceğiz. Cumhurbaşkanı olacak ya da kampanya sırasında belki bizim Özlem'de kulağına bir şey fısıldayacak, taktik verecek. Kürt sorunu denen terör sorunu konusunda ne düşünüyor Cumhurbaşkanımız? Kendisine oy vermemizi istediğiniz Ekmel Bey ne düşünüyor onu öğreneceğiz. Az sonra sizin sorularınız var burada benim önümde. Evet. Laiklik konusunda ne düşünüyor? Atatürk ve Kemalizm konusunda ne düşünüyor? PKK, El-Kaide, IŞİD gibi örgütler hakkında adalet sistemi, modern hukuk. Özlem Gürses, sevgili Özlem, not al. Bak bunları not al, önüne çıkar Ekmel Bey'in. Bir daha okuyorum. Türkiye'nin üniter yapısı hakkında yanında olduğunuz, danışmanlık yaptığınız Ekmel Bey ne düşünüyor? Gezi olayları ve toplumsal olaylar, halkın istekleri konusunda, ülke kaynaklarının eşit kullanımı, zenginle fakir ayrımı konusunda, ülkenin resmi dili konusunda, federasyon konusunda, Türk bayrağı konusunda, Atatürk Kemalizmi, laiklik ve din konusunda, Musul'da olanlar konusunda, YÖK hakkında, İslam dini ve yaşanması konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda, Alevilerin Diyanet'te temsili konusunda, Özlem not alıyor musun? Ya iki dakikamız varmış, ben özetle, iki dakika mı? Reklama. Tamam, iki dakika içinde bunları okuyayım o zaman hocam. Bizim sevgili Özlem not alsın, bir faydası olur şeye, Ekmel Bey'e. Bunlar sizin sorularınız. Evet. Cevaplarını alacağız, sizden de rica edeceğim ama ben not ettiriyorum şimdi Özlem'e. Kadının sosyal hayattaki yeri konusunda Ekmel Bey ne düşünüyor? Ekmel Bey'e göre bu topraklarda, Anadolu'da ve İstanbul'da, Avrupa'da, Türkiye sınırları içinde yaşayan millet için ne düşünüyor? Bu milletin adı nedir? Türk milleti midir mesela? Türkiye'li midir? Ne düşünüyor Ekmel Bey? Yolsuzluklar ve haksız kazanç konusunda ne düşünüyor? Nasıl bir önlem alacak? Tayyip Bey'e karşı bu konularda kampanyada sert bir tutum alacak mı? Yoksa geçen gün gördüğümüz pasif, hani Indira Gandhi hikayesi var ya, pasif etki diyorlar ona. Tam teslimiyet. O da İngilizlerin çok tartışmalı bir karakter, yazmıştım. Gandhi gibi. Aman mallarını almayalım, tepki koymayalım diyen bir direnişçi Indira Gandhi. Enteresan. İngilizlerin adamı mıydı, özgürlükçü müydü? Ayrı bir tartışma. Bu konularda ne düşünüyor? Ne dedi? Şereflice bir yarış olsun. Anlıyoruz ki Tayyip Erdoğan aleyhine bir şey söylemeyecek. Yaşa. O zaman CHP'li, hani Şamil dün tweet atmıştı. CHP'li gözüken işçi partililer diye. Ben işçi partili değilim. Ben şu anda hiçbir partili değilim. CHP'li gözüken Atatürkçüler bakalım ne söyleyecek. İçlerinde bazı fanatikler var. Yani bir tane iki tane belki ama biz onlara da söz hakkı veriyoruz, dile getiriyoruz. Beni eleştirmeye çalışıyorlar. Ya bunlara cevap vereceksiniz. Cumhurbaşkanı adayı ben değilim. İmam Hatip okulları hakkında ne düşünüyor Ekmelettin Bey? Seçim barajı konusunda ne düşünüyor? Özlem not al. Kamuda, kamusal alanda dini ve politik simgelerin kullanılması konusunda Ekmel Bey ne düşünüyor? Son zamanlarda ortaya çıkan diye yazmışsınız hocam. Hocam diyelim sevgili doktorum. Paralel devlet konusunda, paralel yapı konusunda ne düşünüyor Ekmel Bey? Mesela kampanya sırasında bu konuda bir açıklaması olacak mı? Sayın CHP'nin adayı Ekmelettin İhsanoğlu Bey'in. Özlem not aldın mı? Eğer sevgili Özlem not almadıysa ben bunları kendisine maille ya da faksla gönderirim sizin izninizle. Tabii ki. Tabii ki. Bir de bu akşamki programın kasetini saklasın. Az sonra karşınızdayız sevgili seyirciler.